Dostlarım, 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 dostlarım ve dostlarım. Mükemmel bir günü geride bıraktık. Haftayı <laughs> harika kapattık. Ee, bayrama giderken bir e, şekerleri önden aldık gibi bir günü geride bıraktık. Şimdi e, ne oldu? Paşin yan diye giriş yapacaktım. Dostlarıma dönüş yaptım. O zaman dans diye giriş yapacaktım. Yine dostlarıma dönüş yaptım. Muhtemelen Hemen kapanın sonrası girseydim o gazla beraber hem ne oldu paşinyen derdim hem o zaman dans derdim. Ama şimdi daha e, biraz dinlendikten sonra güncüyü açtığım için dostlarım diye açıyorum. Klasik. E, çok güzel bir günü geride bıraktık. E, şimdi gün niye güzeldi? Çok mu hızlı gittik? Pazartesi salı ne olabilir? E, günün çok detaylı bir değerlendirmesini yapacağım. E, stratejimizden yine bahsedeceğim. Ben sürekli bahsedeyim güncellemekte fayda vardır. Bakış açımdan bahsedeceğim bugün niye çok keyifli olduğundan bahsedeceğim yani aslında olayın tam olarak ne olduğundan birazcık bahsedeceğim ki az çok biliyorsunuzdur zaten tahmin ediyorsunuzdur uzun zamandır dinliyorsunuz hisselere bakacağız ki tepki vermeyen hisse neredeyse yok denecek kadar azdı onun haricinde çok detaylı upuzun birçok hisseye bakacağım bir video olacak arkadaşlar. Ee, bu videoda bakmadığım Bakın şunu söyleyeyim Başlıkta gördüğünüz hisselerden ibaret değil video Videodaki bölümlere veya açıklamalara bakarsanız Her videoda en az 25-30 bazen 40 tane hisse analizi olduğunu göreceksiniz arkadaşlar O yüzden mutlaka açıklamaya veya videonun içine bakın Hangi hisseler var diye Bu videoda olmayan istek hisselerinizi yoruma yazabilirsiniz Hafta sonu bunlarla ilgili grafik çalışmaları, videolar Birçok çalışma yapacağım. istek hisselerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Yine dolu dolu bir hafta sonu geçireceğiz. Onun haricinde hafta sonu YouTube katıl tarafında iki tane video paylaşacağım. Yarın kripto analizleri Bitcoin tarafında bir silkelenme var. Ondan bahsedeceğiz. Kriptonun son durumunu ele alacağız. Pazar günü de sektör analizleri yapacağız. Altın tarafında çok güzel bir yükseliş yaşamıştık, yakalamıştık. Altın ve gümüş tarafını orada düzenli olarak ele alıyoruz. Yine altın ve gümüş yorumunu yapacağız. Bedelsizler, bankalar, gayrimenkul, enerjiler, teknoloji, halka arzlar ne derseniz bütün sektörlere tek tek bakıp potansiyel sektörleri ele alacağız ki bankalar ve holdinglerden orada uzun süredir bahsediyoruz. Son zamanlardaki performansları mükemmel. Pazar günü YouTube katıl tarafında bu videoda yayında olacak. Katıl butonuna tıklayarak oradaki ekibe dahil olabilirsiniz sevgili dostlar. Onun haricinde bugün tüm maillere dönüş yaptım. Finansal danışmanlık hizmeti almak isterseniz ya da Dantes Price Action eğitim setinden faydalanmak isterseniz benimle mail aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hafta sonu sizlere de dönüş yaparım. Konuşuruz uzun uzun ve ortak bir payda da buluşuruz diye ümit ediyorum. Onun haricinde beni Twitter'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın lütfen abone olmanız çok çok önemli ee, kanala abone olursanız videoya başlamadan çok sevinirim sevgili dostlar dedikten sonra haydi içeriye geçelim şimdi önce neyle başlayayım şimdi öncelikle şundan başlayayım. Biz ne diyorduk arkadaşlar? Biz boğa izliyorduk, değil mi? En başından itibaren biz boğa izliyorduk. Bu endeks 7200 iken de ben ne diyordum? Ben boğayım, Bu endeksin yükselmesi lazım benim bakış açıma göre. Bizim çok çok yükseklere gitmemiz lazım diyordum. Yani 400 dolarlardan bahsediyordum ben. Endeks 260 dolar seviyesindeyken. Yani dolar bazlı bir rally bekliyordum açıkçası. Hala bekliyorum ve evet, bunu söylüyordum. Tabii hisseleri çok ezdiler. Ee, endeks mühendisi yaptılar o bu ama burada endeks analizi yapıyoruz ee, bir suçuz anlamında ee, sonrasında faiz ortaya çıktı faiz konusu ayyuka çıktı ee, birçok siyasi gelişme yaşandı ve e, piyasa ikiye ayrıldı boğalar ve ayılar olarak ben çok net bir boğa olduğunu her fırsatta dile getirdiğimi düşünüyorum Hatta ve hatta sizin tarafınızdan bazen eleştiriliyorum çok olumlu bakıyorsun piyasaya diye ben de olumlu bakmıyorum iyimser bakmıyorum aksine benim yani benim elimdeki real veriler beni iyimser bakmaya yönlendiriyor diyorum yani hepimiz hata yapabiliriz tabii ki teknik anlamda temel anlamda ama her zaman en güvendiğim konu benim genelde kendi psikolojim oluyor yani kolay kolay iyimser veya duygusal bakmamaya çalışıyorum. Tabii ki insanız mutlaka arada yapıyoruzdur hatalar ama genel manada çok objektif ve real yorumlamaya çalışırım ki en çok önemsediğim konulardan birisidir. O yüzden eldeki tüm veriler benim açımdan pozitif olduğu için ben azılı bir boğaydım çok uzun süredir ve yüksek bir endeks hedefiyle bu yılı takip ediyordum bildiğiniz gibi. E tabii ki ben de endeks alıp satmıyorum sonuçta. Endeks tarafında bir hedefim var. Ama elimde hisselerim var. Yani bu hisseleri düzeltmeler de öyle bir aşağı bastılar ki öyle bir endeks mühendisliğiyle e, endeksi 8000'de 9000'de tutup hisseleri 6000'e 7000'e düşürdüler ki e, tabii ki düzeltme sonrası yükseliş süreci, süreci bir tık hepimiz için sancılı olacaktı bu aşikar. Yani buna çok da yapacak bir şey yok açıkçası. Çünkü biz endeks analizi yapıyoruz. Endeks analizimiz gerçekten çok iyi gidiyor. Bakın 7000'lerden beri hatta ve hatta bunun öncesini bilen arkadaşlar da vardır şuradan itibaren. Ben şuralarda zaten çok seri bir şekilde analiz yapmaya başladım sosyal medyada. Buradaki düzeltme, düzeltmenin bitişi, kanal kırılımı, rally yani asıl biz parayı şurada kazandık zaten. O zaman da takip eden arkadaşlar iyi bilirler. Ee, o zamandan itibaren şu şekilde takip ediyorum. E ee, fiyat 8500'e geldiğinde de endeksin dibinin şu kutu olacağından bahsetmiştim. 7300-7450 bandı. Şu bölgelerin endeksin dibi olacağından bahsetmiştim. Ee, bu da aslında yerine oturdu. Bakın çok ufak bir sapmayla endeks buradan yeni bir halliye kalktı. Analiz doğru mu? Doğru. Ama şurada endeks eksi 5'lik alanda hareket ederken hisseleri eksi 25 eksi 35 bandına getirdikleri için ee, aslında bu analiz de sınırlı ölçüde faydalı oldu. Çünkü neden? Endeks gerçeği yansıtmıyor aslında fiyat olarak. Sonrasında şöyle bir halli gördük. Buradaki yaralar da sarıldı. Onu da söyleyeyim. Endeks 8-9 aydır para kazandırmıyor. Doğru düzgün tırmalayarak kazanıyoruz diyoruz. Ve o tırmalayarak kazanmalarımız şurada sonuç verdi. Yani şu bölgede Biraz para kazanılmış olması lazım bence. Yani şurada hiç kazanamayıp, burada hiç kazanamayıp, burada hiç kazanamayıp e, yaklaşık bir e, bir yıldır değil de yani 8 aydır e, sadece zarar yazıyorsanız bir dönüp bakmanız lazım. Çok kazanamamış olabilirsiniz. Çok normal. E, çünkü kazandırmıyor gerçekten. Ama hep mi zarar yazdınız? Yani şu rallide dahi zarar yazdıysanız e, bu kısmı bir sorgulamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani maliyet düşürmede mi sıkıntı yaşıyorsunuz? Çok yüksekten mi maliyetleniyorsunuz? Yanlış hisselerde mi maliyetleniyorsunuz? Portföyü bölmüyor musunuz? E, gibi gibi yanlış sektör seçimi mi vesaire vesaire birçok nedeni olabilir bunun. Belki şanssız da olabilirsiniz yani. İnsanlar borsada şans faktörünü e, bazen küçümserler. Küçümsemeyin arkadaşlar. E, ya samimi olarak şunu anlatabil anlatayım size. Belki bu söylememem gereken bir şey ama e, yine ya samimi e, samimiyet olduğu için söylüyorum tamamen. Mesela yönettiğim iki tane portföy oluyor. Tabii ki isim vermeyeceğim. E, yönettiğim iki tane portföy oluyor çalıştığım insanlar. Ee, tabii ki ben bir fon yönetmediğim için herkese aynı hisseleri aldırmıyorum. Çünkü insanların portföy büyüklükleri de farklı. İster istemez ve farklı zaman dilimlerinde de çalışmaya başladığımız için o zaman fırsat olan bir ay sonra fırsat olmuyor, olabiliyor. Ee, atıyorum e, şuradaki ile X kişisiyle bir birim parayla başlamışız. Y kişisiyle bir birim parayla başlamışız. Aşağı yukarı aynı ortamda olan e, bir piyasadayız. Bu X kişisinin parası bir ay sonunda e, bir birimden iki birime çıktığını ben gördüm. Yani böyle yönettiğim portföyler de oldu. Ama aynı dönemde Y kişisinin parası 1.25-1.30'lara anca çıkabildiği de oldu. Yani aslında tamamen aynı bakış açısıyla yönetilen portföyler çünkü ben yönetiyorum. E, ama yani belli bir noktadan sonra gerçekten kısmet de önemli. Yani bunu niye söylüyorum yine? kendinize çok yüklenmeyin diye söylüyorum. Ben tabii ki buradan belli dersler almaya çalıştım. Kendi hatalarım da vardır muhakkak. Bunları olabildiğince indirgemeye çalıştım. Ee, ama ben ne kadar hatalarımı indirgemeye çalışsam da siz ne kadar hatalarınızı indirgemeye çalışsanız da e, gerçekten bu işin bir şans, kısmet boyutu da var. Bunu e, nasıl diyeyim? Kadercilik olarak görmeyin. Ee, çok e, kadercilik bakımından söylemiyorum bunu Ama gerçekten e, şans veya kısmetli de bazen olmak gerekiyor Belki hani bunu da niye söylüyorum yine Şurada belki gerçekten çok kusursuz bir yönetim sağlamışsınızdır Ama şans bir türlü size gülmemiştir Bu e, çok pozitif bir bakış açısı değil Gerçekten böyle olmuş olabilir Eğer siz geriye dönüp bakıp bakıp Ya mesela ben bunu yaşıyordum Ya dönüyorum bakıyorum ee, gerçekten o zaman olsa yine yaparım dediğim hareketler O zaman olsa yine yaparım Hata göremiyorum ee, Yani gayet makul gayet mantıklı ama sonuca bakıyorum sıfır yani Bazen onun cevabı şanssızlık oluyor arkadaşlar O yüzden kendinize yüklenmeyin Dersiniz varsa çıkarım devam edin Dersiniz varsa çıkarım devam edin Borsada kaybedilen borsada kazanılır demişler Ben bu söze inanırım Borsada kaybedilen borsada kazanılır. Her neyse. Sonra bur, buradaki dibimizi bildik. Sonrasında endeks yeni bir zirve yaptı. Ve bu zirveden sonra ee, ben size yeni bir dip seviyesi söyledim. Bu tabii ki ee, ben dip dedim dip olacak şeklinde bakmadığım olayı biliyorsunuz. Gayet gelip endeks buralara da sarkabilirdi. Benim dip olarak olmasını beklediğim seviyelerde. Kaldı ki şurada, şurada bence 1-2 hafta fazla oyalandık. Bakın şu kanalda 1-2 hafta fazla oyalandığımızı düşünüyorum Bunun bir tane sebebi makul Beklenti üzeri bir enflasyon ve bunun doğal sonucu olarak yüksek bir faiz ortaya çıktı Özellikle Mart'taki faizden bahsediyorum Bu bizi en az 1-2 hafta oyaladı Onun haricinde özellikle vadeli taraftaki kontratları vadeli tarafta alım satım yapan insanları market maker, tahtacılar, pala ya da pala diyelim daha çok pala e, diye hitap ediliyor. Pala vadeli taraftaki insanları oyun dışı bırakmak için her şey yaptı. Ee, özellikle yan tahtalardaki bu içinin boşaltılma olayı birazcık işin vadeli tarafına da oynuyordu. Yani vadelilere çıkın, çıkın, zararına bozun işte ee, bitirmek istedi yani açıkça orayı ve Vadili'deki insanların o peyderpey sert çıkışları özellikle e, bu haftanın başında gördüğümüz e, Çarşamba günü artık zirveye ulaştığımız e, o sert çıkışlar neticesinde e, Vadili tarafı bitti Perşembe günü zaten satışların son günüydü bildiğimiz gibi Cuma gününün daha iyi olmasını bekliyoruz Demiştik bu kadar iyisini beklemiyorduk tabii ki e, ve ...cuma günü vadeli işler de bittikten sonra piyasa yukarı doğru gitmeye başladı. Biraz faiz, biraz e, piyasada kolay ekmek yedirmek isteme işleri gibi gibi sebeplerden ötürü... E, ...faizden kastım Mart ayındaki o ekstra faizden bahsediyorum bu arada. E, bence 1-2 hafta gecikmeli de olsa kanalı kırdık. Ben şahsen e, önceki haftalarda 9.900 varmış olmak gerektiğini düşünüyordum. Çok bastılar, çok sıkıştırdılar. Yani şöyle düşünüyorum, şahsi fikrim şu. Yandaki hisseleri düşürebilmek, dibe çekebilmek için endeksi belli bir alana çok sıkıştırdılar. O kadar sıkıştırdılar ki ve buna artık... Doğal olmayan bir şekilde olmaya başladı. Yani artık bence her şeyin gidesi vardı. Yani yukarı gitmesi gerekiyordu artık. Ama büyük bir gayretle endeksle beraber his endeksi sıkıştırıp hisseleri aşağı basarlarken bugün artık patladı. Ben bugünkü bu, bu e, son yılda belki bir iki kere gördüğümüz, koca yılda bir iki kere gördüğümüz bir mumun ortaya çıkışını buna bağlıyorum. O kadar baskıladılar ki artık patlamak zorunda kaldım. Hani hep diyordum ya ben hocam niye gitmiyorsunuz Arkadaşlar baskı var. Hani bu hani öylesine söylemiyorduk bunu. Yani basıyorlar hani tutuyorlar. Gitmesinler, gitmesinler. Yani hatırlarsınız bakın. Şu düşüş döneminde hisselerin kaç tane yukarı iğnesi vardı. Her gitmek istenin kafasına vuruldu. Her gitmek isteyenin kafasına vuruldu. Ama işte en nihayetinde biz ne diyorduk? Şunu da söyledim hatırlarsanız. Nereye kadar basacaksınız? Bu cümlemi hatırlayanlar vardır. Twitter'da da çok yazdım. Youtube'da da söyledim. Ee, nereye kadar basacaksınız? Yani tamam bu hisseleri bugün basıyorsunuz, yarın basıyorsunuz, bir hafta, iki hafta bastınız ama nereye kadar basacaksınız? Mutlaka patlayacak yani. Gitme, gidecek olan gidecek. Bunun önüne geçemezsiniz. Adamlar da diyorlar ki kendi işlerimde gidecek olan gidecek ama ne kadar az kişi gidersek ne kadar kişiyi yolda bırak Bakırsak bizim için o kadar karlı diyorlar. Bunların bakış açısı da bu şekilde. En nihayetinde bayramdan önce satanlar maalesef adadan elenmiş oldu. Bayramdan önce satış pozisyonuna geçenler maalesef adadan elenmiş oldu. Ve kuvvetle muhtemel bayramdan sonra 10 binleri görecek bir piyasada ya da 9900'leri görecek bir piyasada alım yapmaya çalışacaklar ki her türlü şu anki fiyatlardan çok daha yüksekten alacaklar. Saf dışı bırakılmak istenenlerin ben saf dışı bırakıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, psikolojik olarak direnemeyenler, dayanamayanlar e, ki zor da bir mücadele. Direnemeyen, dayanamayan insanlara da e, şey yapamıyoruz. Yani e, suç bulamazsınız gerçekten çok zor bir mücadele. Kolay değil. E, artık işin bir noktadan sonra çok anlamsızlaşmaya başladığı yerlerde e, ben de gerilmeye, sinirlenmeye başlıyordum. Çünkü Beni hep ıı, bozan şey şey oluyordu, yani düşüş olabilir abi, kayıp da edebiliriz. Mesela benim bugün çok sevinme sebebim e, Twitter'da bir arkadaş yazmış yani, neydi kullanıcı adı? Dur, hat ob, objektif arı, objektif arıydı herhalde. E, selam olsun da yani sürekli yorumlarda var zaten hani sıkı takip eden arkadaşlarımızdan birisi. E, tanıyorum o yüzden ismen kendisini şey olarak, kullanıcı adı olarak. Dediğim gibi ona da selam olsun buradan. O şöyle bir yorum yapmış tam da videoya geçmeden gördüm. Cevap vermedim herhalde. E, Hocam sen de bizden fazla sevindin yazmış. Gerçekten öyle çok sevindim bugünkü duruma. E, ama sevinme olayım tamamen şundan dolayı. E, yani kazanmak kaybetmek inanın ikinci planda. Bir noktadan sonra ikinci plana geçiyor. E, bunu uzun süredir borsada olup belki eğer tek işi borsa olanlar varsa e, daha iyi anlayacaktır. Ya da Sadece finansal piyasalı ya da kendi işi olup finansal piyasalara çok ciddi emek harcayanlar varsa çok daha iyi anlayacaktır. Kazanma kaybetmek ikinci planda abi. Kazanılır kaybedilir. Bunu gerçekten açtığımı düşünüyorum. Yani para borsada kazanılıyor kaybediliyor. Kazanılıyor içeri giriyorsun çıkıyorsun maliyet düşürüyorsun. Ne bileyim içeride kalıyorsun. İşte speklere denk geliyorsun. Yani şu flapta yaşadığımız olay mesela. Yani tarihte benim borsa tarihimde. Ee, ilk başka yok bu kadar ciddi bir olay yani her neyse kazanma kaybetme onu bunu yaşıyorsun ee, ama en nihayetinde önemli olan şu savunduğumuz bir plan savunduğumuz bir bakış açısı var ya o bakış açısının haklı çıktığını görmek ya da e, o bakış açısının doğru yorumlandığını doğru bir e, argüman ortaya atabildiğini görmek insanı sevindiriyor yoksa Bugün ne oldu? Pörçey bir anda %50 elli mı geçti sanki? Yok öyle bir şey olmadı. Gayet güzel bir gündü. Pörçey çok da güzel canlandı zaten. Ama sevinme o keyif nedenim? O paşın yanlar espriler, mizahlar, şakamatikler yani şeyden dolayı değil hani böyle çok kazandık bugünden dolayı değil de hani bak savunuyorduk, savunuyorduk, söylüyorduk, söylüyorduk. Bir karşılığı var. Onun bir karşılığını gördüğüm için. Aslında bu kadar keyiflendiğimi söyleyebilirim. Çünkü son zamanlarda artık e, hep dediğim gibi gerçekten samimi olarak piyasanın düşmesi gerektiğini savunanlar da vardı. Yani adam buna inanıyor. Ben ne demiştim? Bu adama sadece saygı duyulur abi. Başka bir şey yapılmaz. Neden? Çünkü adamın gerekçeleri var. Diyor ki adam faizin olduğu bir ortamda borsa yükselmez. Benim bakış açım bu diyor. Yani kendince başka e, teoriler de ortaya koyuyor. Ee, faizin olduğu ortamda borsa yükselmez diyor adam. Okey tamam. Ee, ama bunlar özellikle suyun akışına doğru hareket eden çok büyük bir ekip var. Hep söylediğim gibi. Ya yani Piyasa düşüyorsa herkes düşeceğini iddia eder. Sosyal medya böyledir. Piyasa yükseliyorsa da herkes yükseleceğini iddia eder. Mesela çok yüksek ihtimalle e, dün herkes Hisseye geçmiştir de Ondan önce %100 nakittedir Hiçbiri kaybetmemiştir bunların Ve hepsi bugünkü yükselişi en dipten yakalamışlardır Muhtemelen onlar en tepelere satarlar zaten Ama Piyasa düşerken de Hatta en kötü günde dahi Arkadaşlar hedef 400 dolar Bu borsada ekmek var Bu borsa Önü açık Diyebildiğim için ve bugün Bu mumu görünce keyiflendim açıkçası. Çünkü artık bir ayı boğa savaşı e, bu analizciler tarafında da bir görünmeye başlandı. Yani benim sosyal medyada da takip ettiğim gerçekten boğa olan çok sevdiğim saydığım insanlar da var. işte mesela Taner Hoca, işte Kürşat Hoca e, çok da severim gerçekten sayarım da. E, boğa olanlar da var, çok ayı olanlar da vardı. Hani bunun düşmesi lazım, düşmesi lazım, çıkması lazım, çıkması lazım. İşte hepimizin bir kendine göre bir fikri var. Hani Bizim tarafın ya da benim tarafım diyeyim Kendi bu konuşayım ee, Ağır basması bugünkü mumdan sonra Biraz keyiflendirdi Ben çok daha iyi yerlere gideceğimizi de Düşünüyorum ee, Çok daha güzel mumlar göreceğimizi de düşünüyorum Daha fragman izlediğimizi Dahi zannetmiyorum Bugün hala Bistotuzun ön planda olduğu bir piyasa vardı ee, Hala daha alımlar e, Yan tahtalara Bence kaymadı sadece etki etki tepki olarak yanlar bence hareket etti çünkü çok ciddi desteklerde onlar da bunun devamı çok daha sert olacaktır diye tahmin ediyorum tabii ki yine düşeceğiz tabii ki yine kırmızı mumlar göreceğiz ama tek isteğimiz piyasaya müdahale edilmesin piyasa serbest olsun bu ekstra baskı işte ee, kağıtlardaki hisselerdeki anormal hareketler olabildiğince uzak olsun kendi haline bırakırsanız zaten olacak olan olacak, gidecek olan gidecektir arkadaşlar. Ee, ben böyle düşünüyorum. Şimdi pazartesi, salı bugünkü mum fazla mı oldu? Bugünkü mum fazla oldu bence de. Gerek yoktu. Hatta ben dedim ki bugün 9300 400 aralığında kapatırsak iyi olur demiştim. Ee, çünkü endeks yükseliyor. Çok sert yükselmiyorsa açıkçası hoşuma gitmiyor benim. Yani niye? Çünkü yukarıda alan bırakmamız lazım ki e, biz ne kadar yavaş yükselirsek hisseler o kadar eşlik eder. Bakın şunu unutmayın hiçbir zaman arkadaşlar. Endeksin bir günde %5 yükselmesindense 5 günde %1 yükselmesi bizim lehimize olur. Çünkü hisselerin harekete geçeceği bir ortam oluşmuş olur. O yüzden bugünkü mum aslında bizim çok sevmeyeceğimiz bir mum. Neden? Çünkü zaten 9700, 9800, 9900 bandı bir direnç zaten. Endeks buraya gelince durabilir. Sert bir tepki yerse de hisseler geri gelir. Ee, bu da işimize gelmez. Bugünkü yükseliş bizim için tırnak içerisinde fos bir yükseliş olur. Ama ben öyle olacağını zannetmiyorum. Bakış açım şu. 9400 üzerinde kaldığımız müddetçe geri gelebiliriz. 9400'e bir reteste gelebiliriz. Hiç problem değil. Ama 9400 üzerinde kaldığımız müddetçe ben ayrışmaların artmasını bekliyorum. 9400 üzerinde kalacağımızı da düşünüyorum. Pazartesi ve salı. 9400 üzerinde kalacağımızı muhtemelen 9700 seviyelerine belki 750-800 seviyelerine değeriz. Şu aralıkta bence bayrama gireriz diye düşünüyorum. Şu aralıkta. İsteğim de şudur yani benim. Pazartesi %1'lik bir yukarı hareket gelsin endeksten. Salı da ya %0.70 %0.80'lik bir e, hareket gelsin. Hareket tamamen yanlarda olsun istiyorum ben. 9.900 e, 9900'de kırmayalım yani artık. Onu da bayram sonrasına bırakalım. E, ve yolumuza bakalım arkadaşlar. Endeks tarafında her şey bir anda güzelleşti. Şuradaki gapın da doldurulmayacağını düşünüyorum bu arada. Şu gap bence doldurulmayacak. Ee, neden derseniz yani gap e, bir tık kopuş gapı yani e, trend başlatan bir gap. Bunu daha önce de görmüşüzdür. yani. Bakalım nerede görmüşüz? E şurada var bakın bir gap. Şurada bir gap var yani trendin diplerinde başlayan bir gap. E, şurada var bir gap. Yani her gap doldurulmaz zaten. O da çok büyük bir yanılgı yani nasıl? bir yanlış bu kadar fazla yayılmış olur aklım almıyor benim. Her kapın doldurulması gerektiğini düşünüyor insanlar arkadaşlar öyle bir şey kesinlikle yok. Ya bakın 5 dakikanızı ayırın. Endeksin geçmişine gidin. Doldurulmamış 50 tane gap bulursunuz. işte kaç tane var yani bakın kaç tane bulursunuz abi çok bulursunuz. Her gap doldurulacak diye bir şey yok. Doldurulabilir. Yani endeks şuraya kadar düşerse burayı da doldurmak isteyebilir. Okey. Özellikle kısa vadede bunlar olabilir. Ee, ama şarttır. Yok doldurulmadıysa düşer. Çok kesin kes yorumlar görüyorum. Ee, hiçbir doğruluk payı yok. Yani sıfır doğruluk payı öyle diyeyim. Ee, gap'ların doldurma gibi zorunluluğu yok arkadaşlar. Ben neden doldurulmamasını bekliyorum? Çünkü 9400 bir retest alanı olabilir burada. Ee, yani kuvvetli bir destek olarak çalışacaktır. Hadi burayı ihlal etti kanal bu sefer destek olarak kalır. Yani kanal bayağı aşağı inerse şu 9100'lere kadar o zaman şurası da doldurulur kanalla beraber. Yukarı döner şeklinde o zaman olabilir. Zaten oralarda dip olarak kalacaktır diye tahmin ediyorum. 1-2 hafta daha görmek istiyorum endeksi üzerinde birkaç kapanış daha gelsin. Bu endeksin muhtemel dip seviyesini bir kademe daha yukarı çıkarmayı planlıyorum. Ama acele etmeyelim. Ee, yeri geldiği zaman onu da yukarı çıkaracağım. Muhtemelen yeni dip seviyesi de tahmin ediyorum ki 9100-9400 bandı gibi olacak. Ama dediğim gibi acele etmeyelim. Ee, bunu e, zamanı geldiği zaman belirleriz. Tamam. Endeksi uzatmayalım daha fazla. Bu kadar güzel gün. Ha şunu da söyleyeyim. Bak yine aklıma geliyor. Hocam niye bu kadar seviniyoruz? Hala hisseler zararda. Çünkü dostum, çünkü güzel dostum. Zararda olan hisseleriniz olabilir. Bütün portföyünüz zararda da olabilir. Ee, hiç karda olmayan hisseniz de olabilir. Olabilir, problem değil bunlar. Ee, daha yükselişin ilk günü. İşte kilit nokta bu, yükselişin ilk gün. Şimdi bizim ilk günde senin %25 zararını çıkarabilecek bir sistemimiz yok. En fazla %10 yükselebiliyoruz. Ya zaten ne yaparsak yapalım, biz bugün o %25 zarar çıkaramayacağız. Ama bir yerden başlamamız lazım ki, o %25 ara çıkabilsin. Nasılsa çıkamayacak diye sürekli düşmemizin de manası yok. O yüzden sevinmemiz lazım tabii ki. Yani ben bugün de isyan edenleri gerçekten anlamıyorum. Sanki zararlar çıktı ya abi nasıl çıksın bir günde? Bir günde çıkmaz ki. Yavaş yavaş çıkacak. Bu piyasa zararların çıkabilmesi için gerekli maliyet düşürme olanaklarını sunuyor sizlere. Trade ediyorsunuz, trade karlarından alıp aşağıları ekliyorsunuz ya da portföyünüzdeki bir hisse gidiyor. O gidenden kar alıp gitmeyenlere ekliyorsunuz. Böyle böyle zaten çıkarsınız. Yoksa ben bekleyeyim derseniz e, en tepesine ulaşmayacak hisseler de olur yani. O yüzden mutlaka aktif olmanız lazım sevgili dostlar. Yani bu, bugün aktif olmanız lazım değil. Önümüzdeki süreçte aktif olmanız lazım. Maliyet düşürmelerle ilerlemeniz lazım. Yoksa içeride kalınır. Herkes kalıyor. En iyisi de kalıyor. En kötüsü de kalıyor. Ee, ya da içeride kalmayı tercih ediyor Yani ben e, ikidir tercih ediyorum bunu süreyi söylüyorum size zaten sürekli. Ee, i̇şte bakın normalde belki bayram öncesinde sert satışlar olacağı için e, şeyi şi, ağırlık azaltılabilirdi Ama gördüğünüz işte ağırlığını azaltanlar maalesef dışarıda kaldı bayram sırasında. Şimdi dostlar kanala abone olmadıysanız lütfen hisselere geçmeden kanal abone olun. Vallahi üzüyorsunuz. 30 bin aboneye çok az kaldı. Sahol 100 TL olunca ve 30 bin abone olunca eğitim setinde indirim yapacağım demiştim. İyi iki tane hedef koymuşum. İkisi aynı anda olacak gibi. Yani Sahol'ün 100 TL'siyle kanalın 30 bin olması benzer zamanlara denk gelecek gibi. bakalım. Onun konuşuruz yine. Şimdi Gesan'la başlayalım. E, enerjilerin enerjilerin birçoğunda ikili dibe yakın bir formasyon var demiştik. E, bir zaten e, şey oldu, aktif oldu gibi tam olarak ikili dip olmasa da yüksek dip olarak kaldılar. Bu da çok iyi bakın. Hadi şunu saymayalım yakından bakın dip yüksek dip bu da yükselen trende göz kırpar yükselen trend ne zaman başlar? Şura üzerinde kapanış gelince yani son tepe üzerinde kapanış gelince yükselen trend de başlamış olur arkadaşlar. Ama biz Gesan'a tabii ki dolar bazlı bakıyoruz. Ya yani reis geldi yine kanalın dibinden tepki aldı. Valla helal olsun. Bir şekilde burada kalıyor abi. Bir şekilde şu 2.09'u koruyor. Müthiş. Şu grafiği keşfettiğimden beri dolar bazlı haftalık range'i çizdiğimden beri Gesan'da başka hiçbir şeye bakmıyorum yani. Hiçbir şeye. Ve çok da güzel karlar verdi sağ olsun. Yine 2.096 kapanış stopu ile e, önce 2.48'e gitmesini sonrasında artık 3.08 yolculuğuna başlamasını bekliyorum. Yani bu sene GESAM'da şurayı görmeyi bekliyorum açıkçası. Yani burayı bence görürüz. Bu da bize yaklaşık kanal dibinin ortasına %50'lik bir dolar bazlı yükseliş verir arkadaşlar ki gayet iyi. E, bir ihtimalle şurası görülebilir diye düşünüyorum. Ki o olursa zaten işçi çığırından çıkmış olur. Dolar bazı %91'lik bir yükseliş. Yani onu da gözüm kesiyor bazen. Ee, açıkçası takip ediyorum. Gesan orta uzun vadede benim e, potansiyelli gördüğüm hisselerden birisi. Her zaman dediğim gibi uzun süredir yatıyor. Uzun süredir çok ciddi bir birikimi var. Ee, bu range de çok güzel bir birikim bence çok kıymetli. O yüzden Gesan benim için ee, favori şirketlerden birisi sevgili arkadaşlar. Şurada bir kırılım mı var acaba? Aa, bu çok iyi yalnız. Şimdi fark ettim bak bunu. Bu çok iyi. Haftaya burayı kırarsak. Bak haftaya 2.48 üzeri bir hafta kapatışı gelirse hem düşen kırılır hem yatay kırılır. Bence hızlı bir şekilde 3.08'e gideriz. Sanki bana biraz öyle geldi. Beğendim bu görüntüyü. Devam. Ya bu var ya bu. Bu çocuğu seviyorum gerçekten. Gerçekten bu çocuğu seviyorum. Çünkü bu çocuk düşüşlerde olabildiğince sağlam duruyor. Ya bakın, ben çok sağlam durduğunu düşünüyorum. Yani çünkü şu düşüşlerde şöyle bir yatay kalabilen çok az hisse var. Yani o yüzden Egen çok doğru seçim olmuş. Ee, o konuda bir Seçimim hoşuma gitti gerçekten doğru bir seçim olmuş ee, kurtarıyor gerçekten kurtarıcı yani e, portföyde kafamı rahatlatan bir hisse belime ee, gelen düşüşlerde sağlam duruyor yükselişlerde de önden gidiyor yani hızlı tepki veriyor bugün tavanını verdi çok da hızlı verdi bir tavan ee, gayet güzel yükselen şu düşen trend de hani böyle tam sınırda kapattı ama bence kırılmış gibi de olabilir Kırılmış da diyebiliriz. Bakın üçgen aşağı kırdı diye Ege'ni toplayanlar muhtemelen seri şekilde üzgündür bugün. Ee, teknik temeli e, çok çalıştırmıyorlar diyordum arkadaşlar. 14.100'den geldi tepki aldı. Güzel yerden tepki aldı ama sonuçta üçgen aşağı kırılmıştı. Çok temiz gözüküyor Ege'n. Artık bayram sonrası kısa vadede yeni bir zirve bekliyorum ben arkadaşlar. Ege'nde nereleri görmüştük? 17.800'leri görmüştük. Bir 18.000'leri görelim artık. Yani şu anki seviyesinin üstüne bize bir %15-16 daha koysun. Zaten %10-15 üstte. Bir %15-16 daha koysun. Biz bir, bizi bir sevindirsin. Yeni bir zirve görmemiz lazım. Ege'n tarafında diye düşünüyorum. Arkadaşlar Nisan ayında da iyi geçmesini bekliyorum zaten ben Ege'n tarafında şöyle bir şey yapsak bu 24 bin lira hedef olarak çıkıyor da o tabi daha uzun vade hedef onu beklemem diye tahmin ediyorum devam Türk işte ya Türk Hava Yolu 350 TL burada da insanları nasıl terste bıraktı 295 aldı kapattılar bilanço sonrası sattılar insanları paniklettiler panikleyenler sattı heyecan yapanlar sattı sonra baba ortaya çıktı ve yeni zirvedeyiz. Yani ilk kez bu kadar yüksekte kapattık Türk Hava Yolları'nda 350 TL. İlk hedefimiz 400 TL demiştik. 400 TL'ye kadar yola devam arkadaşlar. Gayet güzel, gayet temiz bir hareket. bilançolar, bilançolarda bir ters yapıyorlar işte bazen. Ama çok temiz, çok güzel bir hareketle toparladı Türk Hava Yolları. Artık 295'lerin gerçekten dip olarak kalması, hatta şuranın 287'nin mutlak bir dip olarak kalması lazım. Türk Hava Yolları da yoluna bakacaktır benim. Yani neredeyse her zaman portföyümde olan, sürekli alıp sattığım da aynı zamanda bir hisse çok severim. Çok daha iyi tanıdığımı düşünürüm. Bir sotuzda en sevdiğim şirket hangisi deseler herhalde Türk Hava Yolları derim. Yani bu sene saholcuyum bayağı ama genel manada Türk Hava Yolları derim büyük ihtimalle. Ee, çünkü bizim için bir babadır Türk Hava Yolları. Bu sene Sahol ve Türk Seri de yanına e, ekledim. Geçen sene TÜPRAŞ'ı, Emlak Konutu, Enkai'yi, e, VVV. VVV neyi eklemiştik ya? Neyi eklemiştik acaba? Alar koyu eklemiştik acaba? Vallahi unuttum. Her neyse. Ee, orada Tüpraş gitti, Emlak Konut gitti. Bir Enkay gitmedi. Ee, bu sene Türk Hava Yolları, Sahol, Türksel tarafındayım. Bu üçlü de. Enkay'ın yani çok iyi bir grafik olduğunu, grafiği olduğunu, çok uzun süren bir akümülasyonu olduğunu ve patladığı zaman minimum çarpı 2-3 yapacağını düşünüyorum ama sabır gerektiriyor. Ee, Rusya'daki olayların belki bitmesini e, gerektiriyor. O yüzden orada bir tık daha bekleme tarafındayız. izleme tarafındayız. Türk Hava candır abi. Tüpraş da candır abi ya. Çok güzel kapanış. Artı altılık bir kapanış. Nefis. Nefis. Yani şu kutuya yeniden gelmesi. Bakın. Şurada temettü verdi ya. Temettüyle beraber şuraya indi. Bu o kadar iyi bir fırsattı ki. O kadar güzel bir fırsattı ki. Çünkü temettü vermese oraya inmezdi bence. Tüpraş. Ve oraya indikten iki gün sonra oraya indikten sonra iki gün yüzde on buçukluk bir yükseliş abi. Çok temiz. Müthiş. Adam gibi adam yükselişi. Tüpraş'ta. İlk hedefin 200 TL olduğunu düşünüyorum. 200 TL'de bir nebze daha böyle e, dinlenebilir. E, birazcık nasıl desek yataya bağlayabilir diye düşünüyorum. 202 TL'ydi bunun direnci sanırım. Bu şekilde mi çizmiştim? Sanki bu şekilde çizmemiştim de. Burada 215 çıkıyor ortaya da burada 1618 yok. bir Ona bakalım. Ee, ha ben bunu şey yapmıştım değil mi? Ben burada bir şeyler denemiştim de. Bu 178.9 geçilmiş. Bu güzel böyle çizmiş herhalde de burada bir 202 var ya. O 202 2 miydi acaba bakayım? O da 192'ymiş. 202'yi ben bulmuştum. Not etmiştim de. Her neyse artık. 202 TL 200 TL bir direnç olduğunu ben düşünüyorum. E, TÜPRES için dip seviyesinin de e, kırmızı kutu olduğundan bahsetmiştik. Orası da çok güzel çalıştı. Orada çok iyi ilerledik. E, orası bence bu senenin dibi olarak kaldı artık arkadaşlar. E, hatta endeks için de hatırlarsanız 8700 artık bir çarşamba günü yok. Bir cuma günü. Demiştim ki dün endeksin bu yılki dibini görmüş olabiliriz demiştim hatırlarsanız. Orası dip olarak kaldı. Bugün fark ettim onu da. Ee, onu keşke Twitter'da yazsayım için güzel bir ifadeymiş. Ee, gösteriş, gösterişli olurmuş. Kaçırdık valla artık. Burada kim bulacak onu da söyleyecek de söylemiştik falan. O kadar uğraşamam biliyorsunuz. Tüpraş iyi gidiyor yani. Yola devam arkadaşlar. Doğuş. Üf 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 üf. Üf üf. Kırmızı kutu ancak böyle geçilir zaten abi. Anca böyle bir şey lazımdı zaten. Yaptı baba. Ya kaç gün burada oyalan 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 durduk yere kendine bir direnç yaptı burada piyasayla beraber ama bugün o kadar nefis geçtik ki harika. Doğuş'ta yani şöyle Doğuş'ta Türk Hava Yolları'nın ikisinin de ilk hedefinin 400 er TL olduğunu düşünüyorum. Ee, nihai hedefim bu değil. İnsanlar diyor ki hocam 4 300'den 400'ü bekleyeceğiz koca yıl boyunca. Nihai hedefim bu değil. İlk hedefim bu. İlk hedef gelsin sonrasına bakarız. Öyle çok yüksek hedefler vermeyi ben sevmiyorum. Çünkü e, yanlış olduğunu düşündüğüm için söylüyorum bunu. E, sıkı takip ettikleri insanlara sağ olsunlar değer verip takip eden insanlar da var. Biliyorum. E, ben böyle yüksek bir hedef verince koşa koşa almaya giden... E, arkadaşlar olduğunu tahmin edebiliyorum. O yüzden e, yani her şey hissenin fiyatı hedefi değil. Bu işin vadesi var, portföy yönetimi var, kasa yönetimi var, risk analizi var. Yani çok katmanlı bir iş. O yüzden böyle yüksek hedefler verip insanları e, koşturmak istemiyorum. Net bir vade vermeden. Mesela tarkimde bir hedefim var benim. Onu söylemiştim size. Ama tarkim benim için bir yıl vadeli yani. Ben yıl sonuna kadar beklerim tarkimi diyorum. Yani o yüzden Tarkin mesela bugün eksi 3 düşmüş düşsün çok umurumda değil yani Tarkin benim için ee, uzun vade e, baktığım ise hoş bence kısa vadede de çok e, destek noktalarında ama onu Tarkin bölümünde konuşuruz her neyse. Doğuşta durumlar kırılım müthiş ben 400 lira kadar gideceğini düşünüyorum hatta bir öngörü de burada yapayım e, ama bu henüz erken birkaç mum daha görmek istiyorum. Bu üstteki kırmızı kutu da doğuşun bu seneki dibi olabilir arkadaşlar. Ee, öyle düşünüyorum ama dediğim gibi birkaç mum daha görmek doğru olacaktır. Mantıklı olacaktır. Çünkü burası iyi bir arz talep bölgesi. Ee, aşağı kırdıktan sonra orada ciddi bir oyalandı. Yani biz orada bir 10-12 gün geçirdik. Ee, kıramadık. Ve ancak böyle bir mumla kırabileceğimizi düşünüyordum. Ee, ve müthiş bir mumla kırdık. Ee, ve artık burada... Tamamen bence hakimiyet boğalara geçti ve ayılar burada artık güçsüz olduğunu düşünüyorum. Fiyat ne zaman buraya gelirse o boğaların atağa kalkmasını bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Doğuş tarafında bunları söyleyebilirim. Devam edelim. Pasifik net bir tavan. Kutu dibinden tertemiz. Çok ucuzladı ama Pasifik. Bu kadar aşağı basılmayı gerçekten hak etmeyen bir hisse. Yani... Pasifi, Hatsan'ı, Forte'yi buralarda gördükçe üzülüyorum gerçekten. Geçen hafta da söylemiştim yani. Bu kadar 50 liraya Pasifik falan olmaz yani bence. Çok aşağı basıyorlar. Gereksiz aşağı basıyorlar. Bugün bir tavan verdi, Kutu dip olarak kaldı gibi gözüküyor. Daha devam etmeli. Yani daha birazcık daha randımanlı, daha sert, daha seri hareketlerle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Pasifik'in daha bence yolun başındayız arkadaşlar. Mia Yine kutuya tutunduk ya. Ya inanılmaz bir çaba, inanılmaz bir mücadelesi var şu kutuda. Bir şekilde tutun ya abi buraya gerçekten. Çok baba bir destek. Negatif tarafı şu ya aşağı kırsak burası baba bir direnç olacak diye de korkuyorum ama kırmadık. Bence şurası bir direnç. 68 30 67 67 68 bandı bir direnç arkadaşlar. Ee, orayı geçersek Boğalar yeniden güçlenebilir. Kutu destek seviyesi olarak devam ediyor arkadaşlar. Tarkim. Ah Tarkim ah. Ya şu bilançoyu bari haftaya açıklasaydınız da bugün en azından şöyle bu 600-650 e, yani şu iki günde 600-650'yi görürdük en azından. E, ama bilançoyu bugün açıkladıkları için e, piyasanın güzelliğinden faydalanamadı. Bilanço iyi mi? Değil. E, güzel bilanço değil. Ama bilanço kimin çok umurunda piyasada? Yani giden hisseleri bilançoları mı iyi? Ya da bilançosu iyi olan her hisse gitti mi tabi? Bunlar şey ee, soru işareti. Özellikle son dönemde teknik temel çalışmıyor diyoruz ya. Şimdi ben neden Tarkim'i beğeniyorum? Ben kısaca bahsedeyim size. Arkadaşlar bu Tarkim için de genel olarak geçerli. Önümüzdeki dönemde Borsada lot sayısı az olan şirketler çok değerli olacak bakın. Bu önemli bunu unutmayın. Bunu yeri geldiği zaman ben size hatırlatırım lot sayısı az olan şirketler önemli. Ege, Konya, Tarkim, ne bileyim Marshall. Yani bunlar önemli. Bunların ee, ben bir noktadan sonra kolay kolay aşağı basılamayacağını düşünüyorum. Nitekim bakın Ege ne kadar güçlü durdu. Konya ne kadar güçlü durdu. Marşal. nispeten çok güçlü durduğunu düşünüyorum ben Marshall'in de bu arada. Yani %-30-40'ların gezindiği bir ortamda %15-20 bandında kalmayı başardı Marshall'de. Ee, o yüzden o yüzden Tarkim'i de çok değerli buluyorum. Lot sayısı az olduğu için. Son arzlardan lot sayısı az olan sanırım en iyi şirket en iyi şirketlerden biri diyeyim ya da net ee, bilmiyorum onu. Ama lot sayısı en düşük şirketlerden birisi son zamanlardaki arzılarda. Ee, sonrasında Familya olarak gübre, hektaş bu familiyadan gübre ve hektaş günümüzde kötü ee, ve doğru düzgün hareket etmeyen ee, hatta tırnak içerisinde saçma sapan hareket eden insanlara saçma yolların iki tane hissi. Fakat bu hisselerin geçmişlerinde müthiş ralliler var. Mükemmel ralliler var. Ee, bunlar o rallileri yaptıktan sonra bu konuma geldiler. Tarkimeniz böyle bir ralli yapmadı. Ee, halka arz olduktan sonra 20 kat gitme olayını ben çok önemsemiyorum. Benim için kat kat gitme olayı halka arz fiyatı bozulup dip yapıldıktan sonra gittiği fiyattır. Bunu Astor'da da anlattım sizlere. Europower'da da anlattım sizlere. Astor'da da kaç kat kazandık. Europower'da da kaç kat kazandık. Ee, Tarkimde de öyle kazanacağız anlamında söylemiyorum. Mantıktan bahsediyorum. Çünkü... E ee, biz de artık halka arz olayları amacından saptı. Yani işte biliyorsunuz piyasayı görüyorsunuz. Artık hani bir şirketin halka arz olma nedeni amacından sat, saptı. Halka arz olma fiyatları bazen ilginç fiyatlar oluyor. O yüzden ben o kısmı geçiyorum. Benim için fiyat önemli. Halka arz olduğu dönemden biz bir çıkalım. Fiyat bir dibini bulsun. Dip yaptım Dip şurası. Benim için buradan ne kadar gideceği önemli. Benim için kritik nokta bu. Ne oldu? Şu bir yaptım. Bakın şurada bir alı var. Yaptı mı? Yaptı. Bundan faydalandık mı? Faydalandık. Burada herkesin göz önünde faydalandık. Herkes gördü bunu. Herkes vardı burada. Muhtemelen birçoğunuzu zaten hatırlıyorsunuzdur. Şu kırılımla %30'a yakın bir kazan elde ettik. Sonra ben artık toplama dönemine giriştim. Çünkü bir trade'den iyi para kazandık zaten. Toplama dönemine giriştim. Önce şuradaki kırılım geldiği gibi olduğunda bir miktar burada aldım. E, elimde uzun vade için aldığım buralardan da vardı. E, şuradan alınca maliyet biraz yükseldi tabii ki. Sonrasında şuralarda falan çok eklemedim açıkçası. E, 600lerden çok ufak bekledim ekledim ama e, şu aşağıda bir kutu vardı ya büyük kutu daha önce şunu düzeltmeden önce şurada bir kutu vardı. Ben orada eklemeyi planlıyordum açıkçası. E, buradan ekledim. Şuralardan ekledim. E, son nakiti de daha son nakitte ya nakitin bir kısmını da şuradan ekledim diyeyim. Son nakitte doğru olmaz. Şimdi e, trade'den ben bir, yine bir şeyler elde edersem gelirim buradan yine eklerim yani. Çünkü onu sonra ekledim deyince yalan konuşmuş gibi olmayayım. E, yani toplasan 2-3 kere ekleme yaptım daha ben. Tarkime. E, koca yıl tutacağım. Yani benim için çok bir şeyi, şeyi yok. Problemi yok. Kaldı ki bence kısa vade için de artık toparlanması lazım. Çok aşağı basıldı. Belli ki birazcık bilançonun baskısı varmış. Yani çünkü bu kadarına gerek yoktu. Yani 900'den 500'e inmemesi lazımdı yani. Bu kadar fazla düşün. Hiçbir manası yoktu. E 0.786'dan bakın çok güzel bir tepki aldık. Mükemmel bir FTR var burada. FTR'den milimetrik bir tepki aldık. Yani buralardan artık bir 700'lü bantlara bir tepki gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Kısa vadede de artık beni tepki vermesi lazım. E uzun vadede zaten bakın uzun vadede benim bakış açım göstereyim ben size. Yine şuradan. Günlük delik pardon. Bakın burdun bunun tepki aldığı yerde çok maniler. Dipten bir tepki. Gördünüz mü? Ben size bu grafiği göstermiş hatırlarsanız. Takimi şöyle büyük bir flaması var. Bakın tepki aldığı yer ne kadar değerli. Ne kadar müthiş bir noktadan tepki aldı. Muhtemelen pazartesi salı iyi bir takim görmeyi planlıyorum. bu filamanın çalışması durumunda da benim beklentim demiştim. 45 dolar 1.618 hedefim bu benim 45 dolar şu an 17 dolar yaklaşık 2.5 katı ee, dolar bazlı 2.5 katı tabi o da önemli ee, bakalım olur olmaz bunu aşağı kırar ben maliyetimi düşürürüm gelir 30 dolarlardan seker fark etmez baktık 30 dolarda çok net bir dönüş var ciddi kâr alırız bakarız yani hani 45 dolar formasyon bu 45 dolar o zaman ne olursa olsun 45 doları bekleyeceğim. Belki çok momentumlu gidecek. 2.618'i bekleyeceğim. 64 doları bilemeyiz yani. Bir nebze fiyatı da izlemek lazım. Eğer fiyatı izlemeseydik şu an 250'leri gördüğümüz Euro Power'da 140'larda hala satmamış olurduk. Saçma sapan bir iş olmuş olurdu. Euro Power'da da yıl sonuna kadar bekleyeceğim demiştim hatırlarsanız. Hatta belki Mart Nisan'a kadar bekleyeceğim demiştim. Ama fiyat bozmaya başladıkça parça parça tamamını satmadım tabii ki parça parça çıktım. Yani şu an bile maliyetimizin çarpı 2 üzerinde yani tamamen satmama nedenim de o. Devam ediyorum. Yine uzun uzun konuştuk. Bu video rekor uzunlukta olabilir. O yüzden biraz hızlanacağım. Sahol. Ya benim için düzeltme sürecini ee, pozitife çeviren bir his 90 TL oldu. Ya sen canım mısın? Sen neyim misin? Her şeyim misin sen? Sesim çok kötü benim ama <laughs> Sahol'e gerçekten söylemek istiyorum yani. Sahol ee, Sahole keyiflendiriyor benim. Abi 3 hanelere adım adım devam Aslan parçası diyoruz Sahole. 3 hanelere adım adım Astor. Astor fena değil. Artı 4 yükseldi ama hani böyle bir daha iyi de olabilirdi. Astor. Astor'un ee, Astor'un 104 TL üzerine atması lazım. Yani şu çizgiyi geçmemiz lazım. Sol 103,5 seviyelerine geldik. Ee, amaç o, yani önümüzdeki iki bir buçuk günde geçemeyiz oraya. Bakayım, geçemeyiz abi 111 çok zor, ee, belli de olmaz gerçi ama ee, en azından 100 TL'leri görürsek bence Astor'da toparlanma adına güzel bir işaret vermiş oluruz. Birleşim Mühendislik kutuya geldik, temiz tepkimizi verdik, İkili tip bakın, çok temiz, harika, nefis. Kırmızı kutuyu bu kez geçmemiz lazım. Kırmızı kutu üzeri kapanışlarda yeniden randıman buluruz diye tahmin ediyorum. Alfas. Alfas'ın tepki verdiği yer harika. Kutunun dip olmasını bekliyoruz demiştik. Ee, şimdi Alfas'tan beklentimiz pazartesi günü. E, gün içerisinde artı 2 3'lerde gezip 17.59'da tavan olması. Karanlık odada artı 6'ya düşmesi. Salı günü de öğlen 12'ye kadar parça parça eksi 5'e düşüp akşam 6'ya kadar da eksi 8-9 kapatması. Ee, bunu yapmasını bekliyoruz daha fazla. Çünkü bayağıdır yapmıyoruz. Bir 4-5 gün oldu arkadaşlar. Sıkılmışsınızdır diye tahmin ediyorum sizde. Alfas'tan beklentimiz bu. Hani bir farklılık yapayım. Düşeni kırayım derse ben size seviyeyi söyleyeyim. Yani sizin aklınızda olsun. 100 TL. Çok da kolay yani. 100 TL aklında tutması da kolay. Alfas'ta zorlanmaması lazım yani 100 TL'ydi. önümüzdeki önümüzdeki buçuk günde kırma potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben. Alfas'ın arkadaşlar kutu dip olarak kalabilir demiştik. Hala aynı fikir değil mi? Kutu dip olarak kalabilir. Orada müthiş bir bobin kırılımı var çünkü. Euro Power 152 TL, 140 TL dibinden hareket geldi. 168 üzeri kapanışlarda bence 196 harekete başlar. Mutlak 168 üzeri kapanış lazım şu bölgede. Bakın daha önce destek direnç olarak çalışan bir bölge burası. Smart Güneş 58 TL. Smart ucuz ya. Smart'ı ucuz buluyorum gerçekten. Bakın. 1.90 ama şunu atalım. Birkaç kere ihlal edildi bu. Ee, 1.67 iyi çalışıyor. 1.95 üzeri kapanışlar. Ee, burada bizi rahatlatacak arkadaşlar. Smart tarafında. Yeo güzel hareket yaptı. Nihayet 554 TL. Yahoo'da da çok kopmadık kanaldan bu güzel 225 TL diyelim 225 TL üzeri kapanış lazım önümüzdeki bir buçuk günde yapabilir miyiz abi bence yapabiliriz yani %7'lik bir seç 2 günde Yeo yeter ki istesin kafaya takmış bir adama bakar <laughs> o adam kim bilmiyoruz ama bakar ee, hatta bir düşen de biraz zorlama daha kırılmamış ama kırılabilir Yap şovunu Kral Reader Günün nispeten zayıflarından birisiydi Reader Bunu ben 15 dakika çizmiştim Öğlen kırılsaydı işlem olacaktım Ama yok ekmek çıkmadı buradan Bu da zaten yatay kapattı günü Ama iyi bir destekte olduğunu düşünüyorum Ben önümüzdeki dönemde yani pazartesi Salı bir sert hareket gelir mi diye Düşünmüyor değilim 46 TL altında kapanış gelmediği müddetçe Bence pozitif gözüküyor Reader'da En azından bir tepki verebilir Diyeyim Adını anmak istemediğim bu arkadaş 8.68 zili kapatsaydı iyiydi Yani bugün iyi hareket yaptı Tabi de buna iyi hareket yaptı da Diyesim içimden gelmiyor Artı altı henüz Bununla ilgili bir çalışma yaptım Bu arada detaylı bir çalışma yaptım Sildim mi çoğunluğunu bilmiyorum ama Silmişim Burada arkadaşlar bir 0.33 0.34 bandına bir tepki gelmesi Gerektiğini düşünüyorum Yani şuralara bir tepki gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani burayı geçer mi, geçmez mi, ne yapar ne eder bilmiyorum ama bence buralara bir tepki gelmesi lazım. Dünkü kapanıştan hareketle böyle bir çalışma yaptım. Ve yüzde kaçlık bir, yani yüzde otuza yakın bir hareket yapması gerektiğini düşünüyorum. Bugün yüzde altıyı verdi. E, bence 0.33'ler görülmeli. Yani bu, eğer tabii e, başından çekildilerse hissenin, bir rahat bıraktılarsa artık vermeli diye düşünüyorum. O yüzden maliyet düşürmelerle belki buralardan çıkma şansımız olursa bir denenebilir. Olmazsa bir tık daha yukarıda 36 35lere bekleriz tepkisini. Birazcık toparlanmasını bekleyeceğiz artık. O da toparlanır diye de tahmin ediyorum. Önemli bir alana geldik çünkü artık. Flav tarafında. Kuzey Boru. Kuzey Boru neden bu listede var bilmiyorum. Bir kere aldım unuttum kaldı. Sürekli dergi yorumluyorum. Aslında çok yakın takip etmiyorum açık konuşmak gerekirse. E, 121.9 üzeri kapanış lazım. E, 121.9 üzeri kapanış gelmeden negatif arkadaşlar. Kuzey boru. Bunu hep söylüyorum zaten aynı şekilde devam. Forte. Forte'den de bugün daha iyi bir performans bekledim. Ama güzel bir şey söyleyeyim. Forte bobin oluşturdu burada. Yani burada bir birikimi var. Forte'nin ciddi bir birikim yapıyor burada. Ki bu kuvvetle muhtemel yukarı patlayacaktır diye tahmin ediyorum. Şuradaki yapı. Zaten diplerdeyiz. Ee, kırılım kaç? 90 TL. Yani Forte şöyle. birikim umda kendini 80'lere atarsa hiç şaşırmayacağım kıvama geldi. Yani 2 mumda 79, 2 mumda 78, 2 mumda 80 yapabilir gibi geliyor bana açıkçası. Kırılım geldikten sonra özellikle. Ee, yakın takipteyim. Ben Forte'yi severim. Buralar bence Forte için ucuz. Ben e, bu sene Yeni zirve beklediğim hisselerden birisi açıkçası Forte. Bakalım inşallah verir bize onları. Hatsan yine benim baba hisselerimdendir. Yani çok sevdiğim hisselerden birisidir. Teknik olarak beni hiç yanıltmadı daha bu zamana kadar. O yönden kendisini çok seviyorum. 55 25 dedim, geçti orayı rallisini yaptı. 80 60 dedim, retest yaptı oraya, oradan müthiş bir e, tepki verdi. 80 60 geçilirse düşer dedik. Yani kırılırsa düşer dedik kırdı, düşüş yine aldı, aşağı geldi. FTR kutusundan müthiş tepki bekliyoruz. Çok önemli alan dedik. Bir kere iyi tepki verdi gün içinde. Ee, şimdi ikinci kez tepkisini vermeye başlıyor. Ee, 55 25 dip olması lazım dedik. Yani e, artık hatta ben kırmızı kutu dip olması lazım demiştim sanırım da. Ee, kırarsa da aşağı 55 25 bence mutlak dip olması lazım. Onu inşallah test etmiyor. Ben kırmızı kutu dip olarak kalmaya aday. Buradan yukarı tepki beklemeye devam ediyorum ben Hatsan'ı. Seviyorum da. Ucuz olduğunu düşünüyorum bu arada. 3 haneleri hak eden bir hitse bence Hatsan arkadaşlar. E, Kontrolmatik. Bir atamadık 250 üzerine ama buradaki yapılar da güzelleşiyor. Mumlar güzelleşiyor. Yani önümüz açık gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada e, bir 1.5 gün yükselişte. 250 üzerine atalım okey abi yeter. 250 çok değil yani. 5.5'luk bir yükseliş lazım 2 günde. Yap bir zahmet kral yani. Bir zahmet yap. Borusan Borusan'a kızacaktım ki bir tık toparladı yani artı bir buçuklarda falan geziniyordu yani yapma dedim Borusan yani yakışıyor mu İnsanlar nerelerin nerelere gitti sen artı bir buçuklarsın toparladı artı dört buçuktu güzel bir hareket ee, içine girersek 624 TL burada da hedefimiz arkadaşlar içine girmek değil düşeni kırmak açıkçası ee, şeyde bir buçuk günlük süre zarfı boyunca onun da 679 TL. Yapabilir miyiz? %12'lik bir yükseliş. Yani yapabiliriz. Niye yapamayalım yani? Sert bir düzeltme gelmezse veya yine aşağı basılma gibi bir sert bir hareket görmezsek ki çok zannetmiyorum. Yapabilmemiz lazım. Borsan tarafında arkadaşlar önemli bir kırılım olur. Kırmızı kutu bekliyorum Borusan'a da bildiğiniz gibi. Sabreden derviş bakalım muradı ne erecek mi. Ve SDT'deki yapılar da çok güzel. SDT'de çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ee, burada bir sınırlı bir... Yani Atnalı da sayılmaz ama atnalımsı. İşte offsite'ımsı gibi biliyorsunuz. nalımsı var. Ee, 336 üzeri kapanış lazım. Ee, o biraz rahatlıkla şuna düzeltilmiş. 355 yazıyor kafanızı karıştırıyordur. Ee, devam Marshall artı 5.5 temizinden iyi. Dün hepsini aşağı kırmıştı. Bugün hepsini yukarı kırdı. Aferin oğlum. Senin yerin çok daha yukarılar. Bu Marshall'ın rallisini gördüğüm zaman da görebilir miyiz bilmiyorum. Bakın bu işlerin garantisi yok abi. Olmayabilir. Yanlış analiz, yanlış tahmin, yanlış yorum, şanssızlık her şey olabilir. Yani olmaya da bilir. Bunun garantisi yok. Ama görünce bir e, görürsem ya da diyeyim bir böyle vücudumu e, ee, zafer nidaları saracak hani böyle Braveheart'taki Mel Gibson gibi Mel Gibson Braveheart'taydı değil mi? Allah bir bir saatte video çekemedim kafam gitti yanlış bir kültürel bilgi verdiysem özür dilerim <laughs> ee, kendimi bir zaferle böyle şey yapmış olacağım doldurmuş olacağım Marshall Egen bunlar önemli Sayas Sayas da çok ucuz. Bak Sayas'a hep çok ucuz, çok ucuz diyorum. Ee, bir noktada buna nasıl kaçırdık diye pişman olacağız diye düşünüyorum. Kırılım kırılım onayı. Yani buradan artık 120'lere bir hareket gelmesi lazım. Sayasa daha seri hareket etmesi lazım. CV 276 50. CV'de de yine kırılım onay ikili dip benzeri hareketler görülüyor. CV'nin de en ciddi direnci 333 TL bandı arkadaşlar. Oralara devam etmesi lazım. Ee, görüntü güzel yani bir bozulma yok. Artı 5 daha ne olsun. Şimdi birkaç da bir sotsuz bakalım. İstek hisselerinizi bakamadığım hisseleri yoruma yazın. Zincirlerde falan filan her yerde bakacağım videolarda. Ha her yerde bakacağım. <laughs> Cimneye bak ya. Kolpa cimne tam her yerde bakacağım ne ya. Bak şu hektaş tavan. Kardemir tavan, Kozal 7.5, Odaş 7.5. Allah'ım gözlerim kanıyor. Peçete getirin ya. Ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? Yani Size bakın soruyorum. Diyeceklerdi ki bir gün uyandığınızda endekste hektaş tavan, kardemir tavan, kozal odaş, yedi buçuklarda işte alarko tavan bunları göreceksiniz. Ya hadi derdim geri yatardı yemin ediyorum ya. Yani. O kadar inanmazdım. Ama vallahi oldu. Şimdi Alarko çok iyi alanı geçti. Alarko'ya beraber kızdığımız bir dönem vardı. O zamandan beri çok bakmıyorum Alarko'ya açıkçası e, o zaman da demiştim yatırımları müthiş yatırımları çok iyi Gerçekten var konu e, gerçekten gelişmek için bayağı bir çaba sarf ediyorlar fakat patronu güvenmiyorum yani e, en kritik yerlerde hep patron satış yaparak hep satış yaparak bizi bir yarı yolda bıraktılar yani hep de en kritik yerlerde yaptılar Yani o yüzden çok güvenmiyorum patronlarına Tam uzun vadeci hissesi bence Alarco yani uzun vade patron satışı seni ilgilendirmeyecek abi sen yatırımına güveneceksin bilançosuna güveneceksin şirkete güveneceksin yapacaksın yatırımını tam öyle bir şirket olduğunu düşünüyorum o yüzden benlik değil ben uzun vadeci değilim yani ee, ama güzel bir kırılım var 136 üzerinde kaldıkça yola devam etmesi beklenir hatta bir hedef de verelim yine Fibonacci ile isterseniz 167 ilk hedefi olabilir arkadaşlar. Kardemir. Kardemir'e çok kızdık. Biz iki gündür yükseliyor. Yani dedik nasıl bu kadar düşebilir? Yani o kadar sert düştü ki müthiş bir yerden tepki aldı. Bakın şurada stop olanlar çizgi altı kapanı stop olayım diyenler. 2 günde %15'lik yükseliş kaçırdı. Vallahi üzücü. 2 günde %13.5'lik yükseliş. Çok temiz bir yükseliş. 24.5 25 aralığı ilk ciddi direncimiz arkadaşlar. Kardemir'de gayet ivmeli güzel bir hareket var Kardemir tarafında. Hektaş, Hektaş'a ya şeyin dibinden vallahi tepki aldı da bakın bayağı iyi tepki almamış ama çok güzel tepki almış Hektaş. Hektaş bir daha oradan tepki alsın Hektaş'a yine girmem tabi o ayrı konu. Haftalık kapanış lazım 18 TL üzerinde. Aselsan'da da alım lazımdı. İyi oldu yani bu alım. Yani çünkü çok saldı Aselsan. Çok ciddi saldı. 67'lerden neredeyse 40'ları görecektik. 51'den döndük yani. Fazla bir düşüş vardı asansanlara. Toparlaması güzel oldu. 59-30'ları kapanış lazım. Hadi Kozal'a da bakalım. Kozal zaten gitmeyen birisi. Gitmiyor yani. Biliyoruz artık Kozal'ı. 21-50'den bir hareket. Bu 21-50'den hareket yapmayı seviyor. Sonra geri geliyor genelde. 26 üzeri kapanış yaptığını görmek lazım bence arkadaşlar. Ve Pegasus artı 7 işte bu. Pegasus adamdır. Pegasus'u çok severim. Çok geride kaldı bu Pegasus. Vallahi çok geride kaldı. dört ee, 4 taneler. Frotto, Frotto ile eşdeğer görüyorum. Aynı fiyatlarda denk gelmelerini, buluşmalarını bekliyorum. Tabii Frotto'nu bekler bilmiyorum da 1200'leri görmesini bekliyorum ben hala. 500, 700'den beri e, bekliyorum. Yani 150 bekliyordum Pegasus'tan hala bekliyorum. Bim'deki hareket çok güzel. BİM'deki hareket yeni zirve hareketi. BİM'de de buradan bir rally'nin devamı olabilir. 343 TL ne kadar güzel çalışmış bak. Bak ne kadar güzel çalışmış. Ya gerçekten. Mükemmel. Tam Dumas'ın Siyah Lale romanını okur gibi hissettim kendimi. Dumas'ın bu arada sadece Monte Cristo Conte kitabını sevdiğimi düşünüyorsanız Edmond Dantes diyerek yanılıyorsunuz. Dumas'ın oğlunun da kendinin de yazdığı bütün kitapların hastasıyım. Ee, siyah lale de yapabilirim bir ara <laughs> kullanıcı adımı. E, ee, çok güzel. Çok beğenirim Bimaz'ı zaten. Ee, her uzun vade portföyünün olması gerektiğini düşündüğüm hisselerden birisi. Genelde çalıştığım portföylerde uzun vade e, portföy de yapılmasını isterse karşı taraf mutlaka BİM'i eklerim. Yani. çünkü yani perakende enflasyon ülkesi BİM yani üzmeyen şirketlerden birisidir. Severiz. Koç Koç'un kapanışını nasıl yorumlasak bilen bilemedik. Yapı kredinin satış görüşmeleri var ya ortalama bir öyle bir kap düştü de daha kesinleşmedi sanırım. Ondan tabi etkilendi koç da doğal olarak. 216 üzerinden kaldı sürece problem yok ama şu mumu beğenmedim ben açıkçası. Kötü bir mum. O yüzden birkaç gün daha görmek lazım kanalı kırdı mı kırmadı mı diye. Onun haricinde hadi Akbank'a da bakayım. Vallahi yoruldum banka rallisine bak. Aslan parçası ya. Güzel oğlum benim ya. Emin ediyorum harika ya. Ben bankalar rallisi bekliyorum zaten. Yeni yıldan beri bekliyordum. Ee, çok yerinde saymışlardı ama 4-5 gündür hareket başladı gerçekten. Hatta belki şuradan itibaren yani. Nisan başından beri başlayan hareket güzel. Akbank'ta devam. Daha bakmayacağım arkadaşlar. istek varsa yazabilirsiniz. isteklerinize bakarım. Ama bugünlük benden bu kadar. Bir saat oldu mu artık? Bilmiyorum. Bir saat olmuş olabilir. Ee, kendinize iyi bakın. Keyifler biraz olsun yerine gelmiştir. Hadi ARD'ye de bakayım duruyor. Kutudan kutudan bak ufak bir sapma, sert tepki, güzel. 39.98 üzerinden alsak daha iyi olur da olsun. Yine gayet güzel. İstekler varsa arkadaşlar bak yine kale seramiği yi gördüm ona da bakayım ya. Kale dolara dolara bazısına bakayım. Bunların bazılarını grafiklerine Twitter atarım zaten. 1.86 kapı. Ya o kadar iyi bir kapanış ki. Bu sapma olarak kalırsa var ya bak. Ee, range deviyasyonu buradan eğitimdeki arkadaşlara selam olsun. Bu grafiği bir incelesinler. Bu hareket range deviyasyonu olarak kalırsa ki kalacak gibi gözüküyor Bunun riski alınabilir Kaleserami orta vade hedefi 3 dolar olur arkadaşlar Bakın 3 dolar olur Yani bu bizim bir hatırımızda kalsın Dolar bazlı %60'lık bir yükseliş Bir kafamızda dursun Bu hareket deviyasyon olarak kalacak mı Yani biz 1.78'i pardon 1.77'yi koruduğumuz müddetçe ee, Ve Ve bir sağlam mum daha verirsek yani çok daha içeri girmiş olsak iyi olacaktı ama yine fena değil. Bir bence burada deviyasyon aktif olabilir. 3 dolar hedefi orta vade için kale seramikte dikkat eder olabilir diye düşünüyorum. Açmıyorum daha o tarafa açınca çünkü yeni hisseye bakıyorum. Sevgili dostlarım bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi hafta sonları geçirmenizi diliyorum. Kanala abone olmanızı da unutmamanızı rica ediyorum. Bay bay.